Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar. <laughs> Umarım tekrar iyisinizdir, her şey yolundadır. Ama bugün tekrar yaratılışın, e, yaratılışın diyorum, realitenin algılanması devam edecek. Şimdi daha önceden biliyorsunuz, bu derslere biraz sıklık kattık. Çünkü madem <laughs> bizimle birlikte, yani tüm dünya grubuyla beraber entegre bir şekilde çalışıyoruz. Bizim gittiğimiz konuların, Rav'ın tüm dünyaya verdiği konulara entegre olmanızda fayda var. Tamam. O yüzden grubun temposuyla birlikte bir an önce o şekilde bizimle devam etmeniz en doğalı ve güzeli. Yani hani biz bir sürü geçmişte ders yaptık ama siz yeni katıldınız ve onları yapmadınız. Şimdi bizim olduğumuz yerden devam ederseniz sanki geride kalırmışsınız gibi bir hissiyatınız olmasın. <laughs> Kişi maneviyata geldiği zaman grupla birlikte nerede kafasını sokarsa o zaman doğru zamanda gelmiş demektir. Bu yüzden hiç um, konular bizim için biraz derin ya da nasıl diyeyim biraz daha karmaşık, anlaşılır gibi değil gibi falan gelmesin. Hepimizin daha önce de öğrendiği, değindiği konular. Şimdi derse hazırlık yaptığınız ümit ediyorum. Doğru mu? Ha yaptınız. Güzel. Güzel. Harika. Um, şimdi Şamati kitabından okuyacağız. Bu arada bu kitap um, internet sitemize girerseniz kitapların hepsi var biliyorsunuz. ...pdf olarak var. Hepsini indirebilirsiniz. Şamati aynı zamanda... ...kütüphanede de var. O yüzden... ...onu da şey yapabiliriz. Ee, oradan açabilirsiniz. Şamati 8'i okuyacağız. Ködüşan'ın gölgesiyle... ...Sitra Ahra'nın gölgesi arasındaki... ...fark nedir? Diye. Herhangi bir sorunuz... ...olursa da... ...her zamanki gibi... ...sohbet kutusundan sorabilirsiniz. Dediğim gibi realitenin algılanmasına devam edeceğiz. Son derece önemli konu tüm işimiz bu. bir tamam, Yaratanı bu dünyada yaşarken algılamak... ...gerçek realitenin algılanması. O yüzden tüm metod... ...tüm er, e, öğreti... ...kişinin... ...bu dünyada yaşarken edinmesine odaklı. Öldükten sonra bir şey olmayacak. O yüzden bu... ...son derece önemli ve... Bu konuyu halletmemiz lazım. Ve bu konuyu da daha sonra sürekli sitede bir yer açacağız. Realitenin algılanmasına yönelik sürekli... ...bu konulara geri dönmemiz gerekecek ki içimize iyice pekişsin. Şemati 8 Bağloslam'ın yazıları... ...Keduşa'nın yani tanrısallığın gölgesiyle... ...Sitra Ahra'nın gölgesi arasındaki fark nedir? Keduşa tanrısallık dediğimiz zaman kutsallık demek. Aslında Kaduş kutsal demek ki kutsallığın olması gerek ama kutsallık maneviyatta tanrısallık demek. <laughs> yani sadece yaratan ihsan ve sevgi niteliği özgecil bir şekilde işlediği zaman ihsâme yönelik buna kutsallık, tanrısallık diyoruz. O yüzden kafanıza başka herhangi bir şeyin kutsallık olduğu gelmesin. Madde, cisim vesaire gibi sadece burada bir nitelikten ve o niteliğin getirdiği ve eyleminden bahsediliyor. Keduşanın gölgesiyle Sitra Ahra'nın gölgesi Sitra Ahra öteki taraf demek yani kötü eğilim yani kutsallığın gölgesiyle içimizdeki iyiliğin gölgesiyle kötülüğün gölgesi arasındaki fark nedir? Neden önemli? İki taraftan çünkü iki zıt koşuldan realiteyi algılıyoruz. O yüzden hem kutsallığın gölgesi hem kötü eğilimimizin, egoizmimizin gölgesi ikisinin arasındaki farkın ne olduğunu iyi anlarsak o zaman kendimizi bunları bu iki uç noktayı mutabakata getirecek şekilde geliştirip yaratanın yaptığı her şeyi bu dünyada yaşarken algılayabilir ve onlara bir neden getirebiliriz. Burada manevi edinim diyoruz. Okuyalım yavaş yavaş. Dediğim gibi sorularınızı sorabilirsiniz şeyden sohbet kutusundan şöyle yazar. Şarkıların şarkısı iki. Şarkıların şarkısı Davut'un yazıları. Hazreti Davut'un yazdığı yazılardan, şiirlerden geliyor. Gün soluk alıp gölgeler kaçana kadar. Manevi çalışmada gölgelerin ve iki gölgenin ne olduklarını anlamamız gerekir. Dolayısıyla iki çeşit gölge varmış. Yani iki tane varmış. Şöyle ki kişi onun ilahi takdirini hissetmediği zaman yani dünyayı iyilik yapan ve iyilikle yöneten olarak göremeyince bu hal güneşi gizleyen gölge olarak bilinir. Bir daha okuyalım burayı. Şöyle yazar şarkıların şarkısı iki gün soluk alıp gölgeler kaçana kadar. Yani güneş çıktığı zaman gölgelerin ortadan kalkması gibi. Manevi çalışmada gölgelerin ve iki gölgenin ne olduklarını anlamamız gerekir. Şöyle ki kişi onun ilahi takdirini hissetmediği zaman yani dünyayı iyilik yapan ve iyilikle yöneten olarak göremeyince bu hal güneşi gizleyen gölge olarak bilinir. O yüzden birinci gölgemiz Yaratan'ın iyiliğini hissetmediğimiz zaman. Bir taraftan biliyoruz ki Yaratan her şeyi kontrol ediyor. İyi ve iyilik yapan diye Kabalistler anlatıyor. Ama biz Yaratan'dan geldiği algısında ya da düşüncesinde hissiyatında olsak bile onun bunu iyi ve iyilikle yaptığı hissiyatında henüz değiliz. Bu hissiyatta olmamamıza ne diyor? Gölge diyor. Başka bir deyişle tıpkı dünyadaki gölge güneşi gizlediği gibi ancak güneşi hiçbir şekilde değiştirmez. Güneş hala tüm gücüyle yansımaktadır. Dolayısıyla onun ilahi takdirini hissetmeyen bir kişi yukarıda hiçbir değişikliğe neden olmaz. Zira yukarıda hiçbir değişiklik olmaz. Yazdığı gibi ben Allah'ınız değişmem. Yani yaradan her zaman söylediğimiz gibi yaratanın kişiye yaklaşımı sabit. Hep aynı şekilde. Zaten değişseydi bize. Yaklaşımı yaratanın değişseydi o zaman yaratan ne yaptığını bilmiyor demiş, demiş olurduk. Öyle değil mi? O yüzden Yaratan'ın yaklaşımı bize sabit değişmem demesi Yaratan. Ben Yaratan'ınızım ve değişmem dediği şey Kabalistler'in yazdığı şey. Yani Yaratan her zaman iyi ve iyilik yapan. Yaklaşımı hep bu. Değişmeyen bu. bir daha okuyorum. Başka bir de işte tıpkı dünyadaki gölge güneşi gizlediği gibi ancak güneşi hiçbir şekilde değiştirmez. Güneş hala tüm gücüyle yansımaktadır. Dolayısıyla onun ilahi takdirini hissetmeyen bir kişi yukarıda hiçbir değişikliğine de olmaz. Eğer yaradanı hissetmiyor isek bizim bu dünyada yaratana yönelik hiçbir etkimiz yok diyor. O yüzden milyarlarca insan yaradana dua ediyor değil mi? Herkesin dinlerde yaptığı şey. Milyonlarca insan yaradana dua ediyor. Size kulakları duyuyor gibi gözüküyor mu dünyada? Gözükmüyor. Niye? Dünya kötüden kötüye gidiyor. O da demek ki milyarlarca insan dua ediyor. Her şey, herkes sağlık, mutluluk vesaire istiyor. Ama tam tersine dünyaya gelen şey ne? Tokat. Dolayısıyla bu dünyada adamın yaptığı hiçbir şeyin etkisi yukarıda yok. aslında tüm değişimler alanlardadır. Bu gölgenin altındayken yani gizlilik altındayken iki konuya dikkat etmeliyiz. Tamam. Gölgenin altında dediği yani gizlilik altındayken yaradanı hissetmediğimiz zaman burada yaradanı hissetmiyoruz. Buraya da gölge diyor. Ama gölgenin altında da olsak tentenin altında olsak da olmasak da yerden ışığı her zaman aynı şekilde yansıyor. Bu şekilde. Hiç değişiklik onda yok. O yüzden diyor ki her şey tüm değişimler alanlarda yani değişmesi gereken varlık kişi. Sadece kişi. Sadece kişi değişir. Düşünsenize. Normalde bundan haberi olmayan insanlar sürekli ne yapıyorlar? Dini vecibelerinde dua ediyorlar. Nasıl dua etmek bu? Yerdan'dan sürekli bana yaklaşımını değiştirmesini istemek. Yani sokaktaki adamın dua etmesi bu. Yani ben kaderimle mutlu değilim. Lütfen bana para ver, sağlık ver, başarı ver, şunu ver, bunu ver. E yerdan zaten bize kaderimizi yazdığı zaman ne yaptığını bilmiyor muydu yani? Eğer duası iyi ve iyilik yapan ise dinî kitaplarda da öyle yazıyor. Yardan merhametli, sevgi dolu vesaire. Hı? E. Yani kişinin yaratandan... kaderini değiştirmeyi istemesi kadar yani biraz aptalca bir şey yok. Çünkü zaten onu ona getiren yaradan. E. O yüzden kişinin duası bana neden bu koşullara getirdin ki ben buradan daha nasıl seni anlayacak bir seviyeye yükseleyim meyilli olması lazım. Öyle değil mi? O yüzden dışarıdaki insanların bu tür duaları, yaradandan bir şeyler istemeleri ve yaratanın kendilerine olan yaklaşımını değiştirmelerini istemesi yaradandan kadar saçma bir şey yok. O yüzden de yukarıdan sadece ne geliyor insanoğluna? ızdırap. ızdırap. Ama tuzun eti yumuşattığı gibi ıstırap da adamı yumuşatır. O yüzden dünyanın geçirdiği bu koşulların hepsi giderek bizi daha çok yumuşatmaya, sorgulamaya ve sorguların derinleşmesine getiriyor. O yüzden maneviyatta sadece kişi değişir. Bu yüzden kişinin değişmesiyle Oluşan koşullarda kişi bu dünyada yaşarken yaradanı algılamaya başlar. Algıladığı zaman yaratanın düşüncesini ve neyi nasıl yaptığını o şekilde anlayabilir. Ve yaratanın o zaman bana neden bir şeyi, olumsuz bile olsa yaptığının arkasındaki niyeti anlayabiliriz. Bu şekilde de yaratanın iyi ve iyilik yapan olduğunu görebiliriz. O noktaya gelene kadar diyor ki gölgenin altındayken yani gizlilik altındayken iki konuya dikkat etmeliyiz. Henüz yaradanı hissetmiyorken iki şeye dikkat edeceğiz. Bir, kişi hala hissettiği karanlığı ve gizliliği aşabilecek dirayete sahipken onu haklı çıkaracak ve dua edecek konumdadır. Ve tüm gizliliklerin yaratanın kendisinden geldiğini gözlerini açması ve tüm gizlilikleri görebilmesi ve ona tutunabilmesi için bir dua bulabilmesi için yaratan kişiyi bu hallerden geçirmektedir. Bakın ne güzel açıklamış. Yani geçirilen her safa bizi bu noktaya getirmek için. Tekrar okuyalım orayı. Benimle birlikte okuyun. Tamam. Kişi hala hissettiği karanlığı ve gizliliği aşabilecek dirayete sahipken. Yani yaratanın var olduğunu yönelik bir içinde bir hissiyat var maneviyata kabalaya geldiğiniz zaman da bu hissiyat var. Yaratan var gibi bir hissiyatla geliyoruz içimizde. Onu haklı çıkaracak ve dua edecek konumdadır. Bu hissiyat varken böyle bir şansım var. Ve tüm gizliliklerin yaratanın kendisinden geldiğini gözlerini açması ve tüm gizlilikleri görebilmesi ve ona tutunabilmesi için bir dua bulabilmesi için yaratan kişiyi bu hallerden geçirmektedir. Yani bir dua inşa edebilmemiz için duayı bulmamız lazım diyor. Bakın ne kadar güzel yazmış burada. Pazartesi derste de söyledim. Dua öyle laflı olacak bir şey değil. Kişi bunu bir şekilde inşa etmesi lazım. Nasıl inşa edecek? Tüm hayatında yaşadığı tecrübelerden kaynaklanan bir birikimle kalbinde bir arzuya gelecek. Dua bu. O yüzden kişinin böyle bir arayış içerisinde olması lazım sürekli. Güzel bir örneği de var bağlasam. Kambur bir adamın yolda yürürken, yaşlı kambur bir adam yolda yürürken sürekli önünde, önüne bakması gibi ki bir yere takılıp düşmesin. Bunun böyle olmasındaki neden, kişinin çektiği tüm acıların ondan gelmesindeki sebep, kişinin bu bela ve acılardan kurtulabile, kurtulabilmesi için her şeyi yapacak koşula gelmesidir. Zira kişiye tüm acılar gizlilik koşulunda geldiğinde kişinin bilinen şifayı alacağı kesindir. Yaratana içinde bulunduğu koşuldan kendisini çıkarması ve yardım etmesi için çok dua edecek koşul olur. Bu halde kişi hala onun ilahi takdirine inanır. Bir daha okuyoruz burayı. Yani kişinin tüm ızdıraplardan geçmesinin böyle olmasındaki neden, kişinin çektiği tüm acıların ondan gelmesindeki sebep, kişinin bu bela ve acılardan kurtulabilmesi için her şeyi yapacak koşula gelmesidir. Yani her şeyi yapacak koşula gelmesi derken, maneviyatta ilerlemek için her şeyi yapacak koşula gelmesi. Zira kişiye tüm acılık acılar gizlilik koşulunda geldiğinde kişinin bilinen şifayı alacağı kesindir yani ızdırap geliyor ise kişiye yaratan bunun şifasını da verecek. Yani öyle bir taraftan ızdırap getirip de öteki taraftan bakmamazlık etmiyor. Bize bir şey öğretmeye çalışıyor. Ne dedik daha önce maneviyatta yerden bizi cezalandırmaz, yargılamaz. Maneviyatta ceza falan yok. Yerden sadece bir eğitim süreci var. Dolayısıyla bize bir problem getiriyor problemi aşmamız lazım. Problemi aşmamız ıslahımıza endeksli, ıslahımıza paralel yani. O yüzden şifasını da birlikte getiriyor. Bu yüzden kişiye problem gelmesi, hayattaki olumsuzluklar, kişinin buna karşı ıslah olacağı yani şifa alacağı anlamında. Bu yüzden maneviyatta yani kabala çalışırken problemleri kötümsemiyoruz biz. Problemlere kötü gözle bakmıyoruz. Problemler varsa bizim için kötü bir şey değil. Yardana içinde bulunduğu koşuldan kendisini çıkarması ve yardım etmesi için çok dua edecek koşul olur. Yani bu ızdıraplardan yaradana dönmemiz için çaba sarf edeceğimiz durumlar olur. Bu halde kişi hala onun ilahi takdirine inanır. Yani yaratanın şifayı getireceğine inanıyor. ızdırap geldi, çabamı sarf etmem lazım, akabinde şifasını, ıslahını alacağım. Bu birinci dikkat etmemiz gereken koşul. Tamam. İkinci dikkat etmemiz gereken koşul neymiş bakalım. İki. Kişi üstesinden gelemeyecek bir hale geldiğinde ve hissettiği tüm acı ve sıkıntıların yaratandan kendisini bir derece daha yükseltmesi için gönderildiğini düşünemediğinde kişi delalet içerisindedir denir. Bunun nedeni kişinin yaradan ilahi takdine inanamadığındandır ve doğal olarak da dua edemez. Bu demek ki ikinci gizlilik. Yani üstümüzde bir gizlilik var. Bir de bunun üstünde sanki ikinci bir gizlilik daha var. Çift gizlilik gibi bir şey. Çünkü en azından birinci safada şöyle yapalım. En azından birinci safada diyordum ki yani kötülükler var geliyor ama bir taraftan da yaratanın bana bunlardan geldiğine yönelik bir hissiyatım da var. Tek gizlilik. Şimdi diyor ki çift gizlikte. öyle bir düşüşte ki yerden vardan gözü görmüyor adamın. Bu da olacak. O da olacak, bu da olacak. Kişi üstesinden gelemeyecek, tekrar okuyorum orayı. Kişi üstesinden gelemeyecek bir hale geldiğinde ve hissettiği tüm acı ve sıkıntıların yerdandan kendisine bir derece daha yükseltmesi için gönderildiğini düşünemediğinde kişi delalet içerisindedir denir. Bunun nedeni kişinin yaratanın ilahi takdirine inanamadığındandır ve doğal olarak da dua edemez. Bu koşulda kişi yaradana dönemez. Niye yaradana kızgın çünkü? Birinci safhada ne var? Bana olumsuzluk geliyor. Yaratandan geldiğine yönelik bunu ilişkilendirebiliyorum. Dolayısıyla bunun arkasındaki ıslahı arayacak koşulum var. Yaratana bunun için dönecek durumum var. Burada diyor ki, kişi öyle bir ızdırap geldi ki, darmadağın oldu, gözü yaradan falan görmüyor. Kızgın, asabi, yaradanı hatırlıyor olsa bile, yerdene karşı olumsuz bir hissiyatta, olumsuzluk içerisindeyken dua falan edemez diyor kişi. Neden? Çünkü duygular kişinin aklını aşmış durumda. Görüyoruz ki iki çeşit gölge bulunmaktadır. Ve gölgeler kaçtı demek budur. Şöyle ki gölgeler dünyadan kaçacak. Buraya kadar, buraya kadar tamam mıyız? Klipa, kabuk gölgesine başka bir tanrı ...verimsiz ve meyve vermez denir. Klipa dediğimiz kabuklar sitra ahra, öteki taraf. Ben biraz önce dediğim gibi maneviyatta iki tarafta var. Bir tarafta kutsallık var. Kutsallık. Öteki tarafta sitra ahra ya da klipot kabuklar demek tamam sitra ahra öteki taraf klipot kabuklar kutsallıkta ne dedik ki duşa Kedusha'da ise gölgesi altında mutlulukla oturdum ve meyvesi damağımda tatlıydı denir. Başka bir deyişle işte kişine, kişi başına gelen tüm sıkıntı ve gizliliklerin kendisine yaratanın mantık ötesinde çalışmasını sağlamak için gönderildiğini hisseder. Bu kutsallık oluyormuş. Yani kutsallıkta gördüğünüz gibi içimde hala ızdıraplara rağmen bir yaklaşım var. Şimdi diyeceksiniz ki mutlu maneviyatta ızdıraptan başka bir şey yok mu? Am tamam, birazdan değineceğiz buna. Izdırap, ızdırap yok maneviyatta. Soru aslında bu. Tamam mı? Niye hep ızdırap çekmemiz lazım? Yani ızdırapsız gidemiyor muyuz? Daha önce bundan bahsettik ama ızdırabı esas kişi çekmiyor. Bunu da, bunu da rayına oturtmamız lazım. Izdıraptan bahsettiğimiz zaman... Tokadı yiyen bu. Tamam. Bu toka diyor. Ki bu yücelecek koşulu olsun. O yüzden ki şimdi burada ızdıraptan bahsettiği zaman bazen ne diyoruz? Sevginin ızdırabı var diyoruz. Birisini çok seviyoruz. Onun için bir şeyler yapamadığımız zaman çok üzülüyoruz. O da bir ızdırap. Ama sevgiden kaynaklanan bir ızdırap. Bir de kendim için almak isteyip kendimi boş hissettiğim zaman hissettiğim ızdırap var. Bir tanesi egoma endeksli ızdırap. Burada ise buradaki manevi ızdırap yaradan yaradana şöyle yapayım onu. Yaradan ile bağım ya yok ya da kusurlu. Yok ya da kusurlu ızdırap bu maneviyatta. Bir daha okuyayım orayı. Klipa, kabuk bölgesine başka bir tanrı verimsiz ve meyve vermez denir. Başka tanrı dediği putlar falan değil. Tam maneviyatta başka tanrı dediği şey. Kişinin kendi alma peşinden gitmesi yaradanın peşinden değil, kendi arzularının peşinden gitmesi. Arzularına daha çok önem vermesi. Keduşa da kutsallık ise gölgesi altında mutlulukla oturdum ve meyvesi damağımda tatlıydı denir. Başka bir deyişle kişi başına gelen tüm sıkıntı ve gizliliklerin kendisine yaratanın mantık ötesinde çalışmasını sağlamak için gönderdiğini hisseder. O yüzden eğer bunun böyle olduğunu hissediyorsam bana gelen ızdırap, ızdırap kabul edilir mi? Kabul edilmez. Eğer çocuğumu büyütmek istiyorsam, elinden tutup yürümesini sağlamak istiyorsam, bir bırakıyorsam ve düşüyor ise, <laughs> bu onu sevmediğim anlamına mı geliyor? Hayır, biraz daha çaba sarf etmesini istediğimden ki kendi aklı üzerinde durabilsin koşuna getirmek istediğimden kaynaklanıyor. E kişi bunun bilincindeyse. O zaman yerdanın gönderdiği tüm ızdıraplar kişiyi bir sonraki basamağa itmek içinse, getirmek içinse buna ızdırap diyebilir miyim? O yüzden ızdırap tanımı maneviyatta çok farklı. Yerdana yaklaşımımız doğru olursa. Eğer yerdana yaklaşımımız doğru olmazsa diğer dünyadaki insanlar gibi ne deriz? Yerdan niye bana böyle yapıyor? O şekilde yaşarız. Ama yaklaşımımız doğru ise zannetiz ki ha, yaratanın şimdi tüm bu sıkıntılara rağmen bana göstermek istediği, beni getirmek istediği bir nokta var. Beni bir yere çekmek istiyor, yüceltmek istiyor. Bunu nasıl kullanacağım? Yaklaşım geliştireceğiz ki ona göre ızdırap ya da ızdırap gibi görünüp de ızdırap olmayan bir koşulda olalım. Bunu anlamamız çok önemli. Tamam burada anlaşılmayan bir şey yoksa söyleyin. Çünkü birçok insan hala o noktada takılır. Takıldığı için de sıkıntı yaşar sanıyor ki. Çünkü maneviyatta çalışıyorum, çalışıyorum, çalışıyorum sürekli sıkıntı geliyor. Niye? Çünkü nasıl yaklaşacağını oturtamıyor. Gelen probleme nasıl yaklaşacağımı bilmez isem... ...o zaman ızdırap gibi gelir. O zaman kaçarım yoldan, çıkarım yoldan. Tamam. Haklı olarak. Niye? Çünkü alma arzumuz diyecek ki başlarım böyle maneviyata. Bas kitabı başka bir şey mi yok dünyada der. Gider. E o zaman durduramaz adam onu. Niye? Çünkü yaşadıklarımıza bu yüzden maneviyatta akıl inşa etmemiz lazım. Yaşadığım hisler var. Üstüne anlayış getirmem lazım ki duygular beni kontrol etmesin. İkisi beraber olsun. Hmm. Kişi bunu Yaradanın yaptığını söyleyecek gücü bulduğunda, yani Yaradanın kendi iyiliği için gönderdiğini böyle, ve böylelikle kişinin kendi için değil ama çalışmaya ihsan edebilmek için gelmesini sağladığını görünce kişi bilince ulaşır. Yani öyle bir görmeye gelmemiz lazım. O yüzden lafla değil, yani kabalist söyledi ya da rehberim söyledi ve ben bunun böyle olduğuna inandım der iseniz dinci olursunuz maneviyatta da ilerleyemezsiniz. Dincilik olur. Yani kabalayı dinci mantığıyla çalışıyor olursunuz. Olmaz. Tüm koşullardan, tüm koşullar üstüne biraz kafa yormam lazım. Biraz düşünmem lazım. Tekrar okuyalım orayı baştan. Kişi bunu yaratanın yaptığını söyleyecek gücü bulduğunda, yani kalpteki noktam uyandığı için, Tam, kalpteki noktam uyandı. Kalpteki noktamın bana maneviyata geldiğim zamanki ve manevi çalışmanın içine girdiğim zamanki verdiği olumlu hissiyatın izlenimi hala içimde bir yerlerde. Bunu canlı tutmanız lazım yolda ilerlerken. Hiçbir zaman kabalaya ilk geldiğiniz zaman o hissettiğiniz olumlu hissiyatı unutmayın. Hep hatırınızda kalsın. Tamam. Çünkü ilk geldiğimde böyle bir hissiyatı vardı. Dolayısıyla bir yaklaşımın hissiyatı içimizde baştan veriliyor. Kişi bunu yaratanın yaptığını söyleyecek gücü bulduğunda yani yaratanın kendi iyiliği için gönderdiğini ve böylelikle kişinin kendi için değil ama çalışmaya ihsan edebilmek için gelmesini sağladığını görünce kişi bilince ulaşır. Başka bir deyişle kişi çalışmasının yaratana mutluluk verdiğine inanır ve bu tümüyle mantığının üstünde bir koşuldur mantığımızın üstünde bir koşul demek. Alma arzumun hislerinin üzerinde. tam geçen derste bahsettik. Mantık altı, kör inanç. Mantıklı ve mantık üstü. Mantıklı dediğim zaman alma arzuma göre gidiyorum. Yani benim için makul, mantıklı, alma arzum hem fikir, evet böyle bir şeyi kabul edebilirim dediğimiz zaman aklımıza yatıyor ise bu mantıklı dediğimiz şey. Mantık ötesi demek alma arzum kendisini iyi de hissetse, kötü de hissetse bunun üstünde var olmak. Bakın iyi de hissetse, kötü de hissetse diyorum. Bunun üzerinde olduğumuz zaman mantık ötesi olur. Maneviyatı da ancak mantık ötesi giderek gelebilir. Çünkü eğer kendi mantığım içinde kalır isem nasıl üst bir mantığı edineceğim? Mümkün değil. Bu yüzden kişi o bilince ulaştığı zaman yaratanın kendisinin yaptığı çalışmadan mutlu olduğunu hissedebilir. Şöyle ki kişi yaratana gölgelerin dünyadan kaldırılması için dua etmez. Bakın bu çok önemli bir cümle altını çizin. Kişi yaratana gölgelerin dünyadan kaldırılması için dua etmez. Yani dünyadan kötülükleri kaldır diye dua etmezmiş. Maneviyatta Kabala'da birisi etmezmiş. Bu çok önemli. Çünkü bana yapılan ya da Yerdan'ın gönderdiği ıstırapları kaldır dediğim zaman sanki Yerdan'a sen ne yaptığını bilmiyorsun diyormuşum gibi oluyor. Ama yani gönder o değil mi? Bana yaklaşımı inşa eden o. E ben de dersem bana getirdiğin ızdırapları geri al, değiştir dünyayı. O zaman ne diyorum Yerdan'a? Abi sen ne yaptığını bilmiyorsun ki. Nasıl dünyayı yönetiyorsun demek gibi bir şey. O yüzden kişi kabal istiyor ki bunun, bunun için dua edilmez diyor. Aslında kişi şöyle der. Görüyorum ki yaratan benim onunla bu şekilde çalışmamı istiyor. Yani tümüyle mantık ötesi. Bu yüzden başımıza gelen şeyler mantığımızın içinde olamaz. O yüzden yaratanın bize verdiği koşullar, ekonomik durum, ailedeki problemler, iş hayatındaki problemler, çoluk, çocuk, şu bu verdiği tüm problemlerin hepsinde ne olursa olsun kişi demeli ki görüyorum ki yaratan benim onunla bu şekilde çalışmamı istiyor. Yani tümüyle mantık ötesi. Çünkü maneviyatta ilerlediğimiz an yaratan bize niye kötü davranıyor gibi bir soru işareti ortaya çıkıyor. Bir yerden ıslah olmamızı istiyor. E biz de ıslah olma çıktı çalışıyoruz zaten. E niye problem getirsin ki? Çünkü dünyeviyatta mantığa karşı dünyada çocuk iyi bir şekilde geliştiği zaman çocuğa olumsuzluk getirmiyoruz. İyi davranıyoruz. Hatta gidip hediyeler falan alıyoruz. Ama bir yerden devam etmemiz için ne yapıyor? Getiriyor. Daha çok sıkıntı problemmiş gibi. Ama bu sıkıntılar olmaz ise mantık ötesi gidemezsiniz. Tamam. Bu çok önemli bir konu. O yüzden bunu çok iyi üstünde durmanız lazım. Çok kişi burada düşer. O yüzden üstünde çok duruyorum. Defalarca iki üç kere okuyoruz gördüğünüz gibi yavaş yavaş gidelim diye. Dolayısıyla kişi yaptığı her şeyde kişi der ki elbette bu çalışmam yarıdan hoşuna gitmekte. O zaman yüzünün gizliliğinde çalışmam ya da çalışmamam neden umurumda olsun ki? Bu da çok önemli bir prensip. Eğer Bu çok önemli bir prensip. Bu da birçok insanın düştüğü yer. Bakın bir makalede bize bir, birkaç paragrafta tüm çelme yiyeceğimiz takılacağımız, yere düşeceğimiz yerleri söylüyor. Yaratanı görmüyorum. Nerede? Perdenin arkasında. Tamam mı? gördüğüm şey gördüğüm şey grup, çevre. Gözüm bunları görüyor. Ve kalpteki noktamı da eğer çalışacaksan, grubun içine sokuyorum buraya. Yerden falan piyasada yok. Ama kalpteki nokta ile geldiğimiz için minimal de olsa bir his var. Minimum da olsa. Ama böyle bir his var yani. Tam adını koyamadığınız. Var mı hepinizde de? Ha? Ben de vardı. Ben öyle geldim. Sizi bilmiyorum da. Var mı öyle bir şey sizi çeken? Öyle bir hissiyat olduğu... Arada size, sırada size iyi bir his verdiği, sanki yanınızdaymış gibi güven verdiği bir his var mı? Var. İyi. öyle olması lazım. Yoksa gelmezdi adam. Kişi aramazdı zaten. O yüzden o his çok önemli. Şimdi bunun ötesinde kişiyi de çeken bir koşul var yani. Yerdana bizi, bizi yaratana çeken bir hissiyat var içimizde. Ama yerden bizi hep özgür seçim ve çaba dediğimiz noktalarda bırakmak zorunda. Yoksa utanç ekmeği dediğimiz koşul olur. Adem'in koşuluna düşeriz. O yüzden hep kişi kafasının bulanık olacağı bir ortamda. Bir taraftan hep soru işaretleri, öteki taraftan çaba sarf ettikçe ...yardanın yardımı ve yardımı geldikçe koşulu aşmak. Daha sonra başka bir şey daha olacak ama basamak basamak bunu bir şey olarak görün. <laughs> Prosedür tamam mı? Prosedür bu şekilde. bu şekilde ilerliyor. Ne diyor başka bize burada? Ha ne diyecektim burada? Şimdi kişiyi bir taraftan yerdene çeken bir hissiyat var. O yüzden çaba ve özgür seçimi beraber olmak zorunda. Özgür seçim de ince bir çizgi. Bunun üstüne daha çok duracağız. <laughs> özgür seçim, çaba vesaire. Ama kişi gruptan güç alabildiği kadar, çaba sarf ettiği kadarı ile ne yapar? İlerleme kaydeder. Bu ilerlemeye tekabülen soru işaretleri gelecek. Yani kişi çabasını ve özgür seçimini kullanır ise o zaman böyle bir koşula layık olmuş oluyor. Tamam şöyle yapalım. Kişinin kafa bulanıklığı yani yukarıdan yerden hediye vermiş oluyor. Sıkıntı, problem, kafa karışıklığı vesaire. Bunlar. Akabinde de bu çalışmayı ne diyor? Elbette bu çalışmam yarıdan hoşuna gitmekte. O zaman yüzünün gizliğinde çalışmam ya da çalışmamam neden umumda olsun ki? Yani kişiye ekstra bir problem gelmesi yarıdan o kişiden mutlu der Yoksa rahat bırakırdı. Umursamadığımız bir kişiye bulaşıyor muyuz? Bulaşmıyoruz, umursamıyoruz ki. Ne hali varsa görsün diyoruz. Bana ne ki? Düşer, kalkar, ölür, kalır. Bana ne? Ama eğer spesifik olarak birisine yönelik bir hissiyatım varsa, azan ne yapıyorum? Bir şekilde büyütmek istiyorum, itmek istiyorum, güçlendirmek istiyorum başarılı kılmak istiyorum. O zaman ne yapıyorum? Aşacağı problemler getiriyorum ki erdemlik kazansın. Yaradan ışığı daha sonraki kişiye erdemlik verir. Erdemlik. O yüzden aslında iki şekilde işliyor burada. Bir taraftan yaratanın yaklaşımı merhamet sorunu açtıktan sonra da erdemlik. Tamam iki çizgiden. Hem merhamet hem erdemlik. Bu durumda kişi o zaman elbette bu çalışmamın yarıdan hoşuna gitmekte. O zaman yüzünün gizliğinde çalışmam ya da çalışmamam neden umurumda olsun ki? Nasıl ihsan edebileceğimizi söylüyor. Yani yarıdanın ifşası ya da ifşa olmaması, ihsa etmek için benim için niye önemli olsun ki diyor. Eğer ihsa etmek istiyor isem, ya ihsan ederim olur biter. Yaradan ifşası niye önemli olsun ki benim için? Çünkü ifşa etmek yaratanı bir taraftan da ...egoistçe. O yüzden ifşa etmeyi isteyerek yaklaşımda ihsan etmeyi istemek. ...niyeti olmalı. Bu yüzden kişi... ...yardanı ifşa etmediyse... ...ama ihsan etmek için çaba sarf ediyor... ...elinden geleni yapıyorsa... ...o zaman yardan ifşa olmuş olmamış... ...ne umurumda ki... ...diye düşünüyor. Kişi bu şekilde çalışır ise... ...yardanın... ...gizliliğinden şikayetçi olmaz. Tam tersine... ...ihsan etmek istiyorsam bana ne gider? Yaradan bana iyi de davransa, kötü de davransa... ...ne umurumda ki der... Ben istat etmek istiyorum. Daha önce Rabaş'ın makalelerinde çalışmıştık hatırlıyorsunuz. Biz de gruba ne için geldik? İnsan sevgisinden yarıdan sevgisine gelmek için. Eğer insan sevgisine gelmek için kişi çalışacak ise dostlarının kendisini sevmesi onun için önemli mi? Değil. Çünkü ben ihsan etmeye gelmişim. Ben onları sevmek denilen bir niteliği edinmek istiyorum. O yüzden onlar beni sevmiş, sevmemiş, bana iyi davranmış, kötü davranmış benim ne da ki? Amacımla ortak bir noktası yok onun. Burada da aynı şekilde. Bunlar püf noktalar çalışmada. Doğru oturtmazsak yüzümüze gözümüze bulaştırırız. Devam edelim. Kişi yüzün gizliliğini, gizliliği içerisinde ihsa etmek için ya da bir dakika birkaç soruya bakalım. Tamam buraya kadar bayağı bir şey işledik aslında. Nasıl yaklaşacağımızı. Pazartesiden bu dersin devamı olarak düşünün. Tamam pazartesi öğrendiklerimize şimdi eklememiz lazım bunları. Birkaç soru var. Onlara bir bakalım. Gurur sormuş. Um, klipot'u biliyoruz. Klifot diye bir şey duydum. Açıklayabilir misiniz? Klifot ben duymadım. Bizde klipot var. Ha, klifot bilmiyorum. Klipot kabuk. Klipa kabuk. Klipot kabuklar. Çoğul yani. Neredeydi o? Şu klipot. Klipa da tekil hali. Bu da çoğul hali. Yani egoist arzularım. Tam kendim için alma niyeti aslında klipa dediğim şey kendim için alma niyeti. Erdal sormuş İzmir'den. Mutlu hocam size ve tüm dostlara selamlar. Sana da selamlar. Çalışırken dikkat etmemiz gereken bir takım kısıtlamalar ya da yapılsa daha iyi olur diyebileceğiniz uygulamalar var mı? Yanlış hatırlamıyorsam daha önce dini ritüellerin manevi köklerinin olduğunu söylemiştiniz. Şimdi dini vecibeleri yapmaktan bahsediyorsan, yani yapabilirsin dini vecibelerini yapmak istiyorsan. Bizde öyle bir şey yok. Niye? Dini vecibeler adamın ruhunu ıslah etmez. Dini vecibeler kişiyi yaptıkça dini vecibelerini daha çok gururlu yapar hatta. O yüzden dincilerde çok görürsün kendilerini haktan yana görme, kendilerini haklı görme gibi bir kibir vardır dincilerde. Ne kadar çok dinci olursa o kadar ben haktan yanayım, ben haklıyım demeye başlar. Maneviyatta öyle bir şey yok. Ki tümüyle yanlış bir yaklaşım. E yapmayın demiyorum. Dini ve cibelerini her insan her dinde yapabilir. Ama bunu aklınızın bir kenarında bulundurun. Kişinin gururunu arttırır. Gururu olan yerde yaradanlardan bir olamaz. Yaradan kişinin gururlu olduğu yerde onunla beraber olmaz. O yüzden maneviyatta ince çizgi. Şimdi bu durumda. Bizim o yüzden dini ritüellerimiz falan yok. Bizim ritüellerimiz diye bir şeyimiz de yok. Biz sadece manevi kitapları çalışırız ve grup içerisinde çalıştığımız şeyleri aramızda ne yapmaya çalışıyoruz? Uygulamaya çalışıyoruz, yapmaya çalışıyoruz ki bir taraftan egomuzu kontrol altına alalım. Yani kontrol altına alalım derken o da kişi grupta çalıştıkça çalışmayı yapar. Tamam, çalışma kişiyi ilerletir ilerletir. İlerlemesi de kalpteki noktayı hayvansal hayatının üzerinde tutmasına yardımcı olur. Bu şekilde. O yüzden kişi kabalistik bir gruba geldiği zaman kabalistlerin dediği şey gel otur kitapları bir çalışmaya başlayalım. Yapalım. Durum bundan ibaret. O yüzden bizde o tür kısıtlama falan da yapmana gerek yok. Neden? Çünkü kısıtlama kişiye çalışmada ilerledikçe kendiliğinden gelir. Yani dünyada birçok şeye ihtiyacın olmadığını anlayarak, görerek egoistlik arzularını kısıtlama olur. Mesela dinlerde kısıtlama nasıl? Şunu yapmayacaksın, bunu yapmayacaksın. Hatları, hatları, hatları tamam mı? Ve görüyoruz ki hiçbiri şimdi hepsi, hepsinin egosu kontrol dışı olduğu için, kontrolden çıktığı için dini ve cibelerdeki yapma emirlerinin hiçbirini yapamayacak durumda değiller. Hepsini, yani hepsi daha yapma denen her şeyi dini ve cibelerde yapıyorlar. Tamam mı? Haberlerde görmüyor musun sen? Hepsi, tüm dinlerde öyle. Hepsinde. Tamam mı? istisnasız. Neden? Çünkü ego bunu kontrol yani hiçbir dini vecibe egoyu kontrol edemez. Bu vahşi bir hayvan. Bir tek kişi kontrol edebilir. O da yaradan. Kişi çalıştıkça o yüzden yaradanın biraz önce çizdiğim gibi merhametini üstüne çeker. Şurada mı çizdik onu? Ya da şurada mıydı? Burada. Ama kişi çalıştıkça yaradanın ışığını çekiyor üstüne. Erdemlik, merhamet, anlayış. Kendisini tanıma. Ne diyor? Bilim, ilim kişinin kendisini bilmesi diyor. Kim demişti onu? Yunus Emre mi demişti? Doğru. İlim ne? İlim bilim ne? Kişinin kendisini bilmesi. O kişi manevi çalışmayı yaptıkça yaradandan kendisinin nasıl bir varlık olduğunu öğreniyor. O zaman o zaman egosunun üzerine çıkacak gücü buluyor. Niye? Yardanın yardımıyla. O yüzden kişi kendi başına kısıtlama yapamaz. Bak adam kayırma, çalma, tecavüz etme, pedofil olma gibi tüm birçok şey var dinimizde. Yani hepsini yapıyorlar. Cinayet işleme. Niye? Çünkü o vecibelerle kişinin sadece gururu artar. Ondan sonra bir de yapar. Bir de kitaplardan bir cümle bulur kendisini haklı çıkartacak. Boşa olur. Bu yüzden kişinin önce grup içerisinde rehber ve kaynaklardan öğrenmesi lazım. Uygulaması lazım dostlarla. Dostlar uygulama. Uyguladıkça doğasını görecek. Tamam Yazıyorum bakın hepsini. Ne olması gerektiğini takır takır söylüyorum. Format bu. Uyguladıkça doğasını anlayacak. Doğasını görecek. Doğasını gördükçe kusmak isteyecek. O zaman da yaradana dönecek. Tamam Buna da dua denir. Bu. Uh, bir, iki, üç, dört. Kaç etti? <laughs> bir, iki, üç, dört adımda maneviyat edindik. ...çok kar basit. Biraz zaman alıyor. <laughs> Dört basamak gibi olsa da... ...biraz zaman alıyor ama... ...bu şekilde kişi... ...başka türlü kalbini görmeden... ...içindeki pisliklerden... ...kurtulmayı isteyemez. O yüzden yardana... yerden o yüzden adama engeller getiriyor. Tüm problemleri vesaire... ...getirmesinin nedeni... ...bu koşuldan yardanın kendisinin üzerinde çalıştığını hissetmesi, bu hissiyatın, bu hissiyat vasıtasıyla yardana dönecek bir koşulu kişinin araması ve yardana bir şekilde bu içindeki gördüğü koşullardan dua için dönmesi. Dua da hatta, onu da söyleyeyim hatta, hatta dua hiçbir zaman kişinin kendisi içinde olmamalı. Kim için dua ediyor her zaman? dost, dost için dua eder. Çünkü kendi için dua ettiği zaman da ne olacak o da? O da ego olacak. O da cevapsız. O yüzden inşa etmemiz gereken burada zamanla zamanla rayına oturacak hepsi burada yani güzel bir şekilde 1 2 3 4 diye söyledim ama kişi birçok duygusal koşuldan geçtiği zaman mutlu sen buraya 1 2 3 4 diye yazdın ama bu 1 2 3 4 adamın duygusal koşullar yaşadığı zaman işlemez. Niye? Çünkü duyguların kontrol altında olduğu zaman kişi duygusal bir halde duygular adamı kontrol ettiği zaman kafası buradaki 1 2 3 4'e basmaz. O yüzden orada dostlar kişiye yardım etmek zorunda. Ama metodolojik olarak bu şekilde hemen özetleyebiliriz kendi kendimize. Vedat sormuş. Merhaba hocam. Hayatımızdaki sorunlar yaratandan geliyor ise kişi yaratana sorunların üstesinden gelmek için yardım istemek için dua etmesinin bir anlamı yok gibi oluyor mu? Yani sorunun kaynağına sorunu aşmak için yardım talemi istemem mantıklı mı? Değil işte. O güzel bir soru ama değil. Mantıklı değil. Niye? Bu nedeni de kabalistler çok güzel açıklıyor. Yaradan tüm insanoğluna problem veriyor. Tüm insanoğlu da gidiyor aslında yaradana dönüyor. Tamam mı? Yaradana inanmayan bir adam bile niye şimdi bu başıma geldi demesi bile <laughs> kendisinin ötesinde bir gücün kendisine bunu getirdiği hissiyatıyla konuşuyor. O yüzden dünyada ateist de var diyemeyiz. Tamam mı? Çünkü her kim dışarıdan bir gücün kendisine etki olduğunu görüyorsa, hissediyorsa o adam ben hiçbir şey ...yardana inanmıyorum diyemez. Sadece hayatla hem fikir değil, o yüzden ateist, kızgın. Hem fikir olmadığı için ama o yüzden dünyada görüyoruz ki insana problem geldiği zaman kişi hemen yardana dönüyor. Ama dönmesi eğer problemi çözmek için olur ise problemi nasıl çözeceğiz? Problemi çözmem problemin yaratanın benden bu problemi almasını istemem ya da benden bu problemi alması bunun için dua etmek dua değil. Bu mantıklı değil. Mantıklı olan şey yaradana dönmek. Ama problemi benden alması için değil. Bu problem vasıtasıyla onu nasıl arayabilirim? Ona nasıl dönebilirim? O. O yüzden sokaktaki adamın problemlerini, yar yaradanın problemlerini adamı kurtarması için dua etmesin. Bir anlamı yok. Zaten adama problemi getiren yaradan. Adamı duaya getiren de yaradan. O yüzden sokaktaki adam aslında bir şey yapmıyor. Dua edebilecek birisi varsa o da şu adam. O da bu. O yüzden sokaktaki adam dua falan etmiyor. Otopilot da çalışıyor. Dua edebilmem için iki ayrı izlenimde olmam lazım. Bir taraftan egom olması lazım. Öteki taraftan maneviyata beni çeken bir güç olması lazım ki iki ara bir derede kalayım. O zaman dua edebilirim. Öteki türlü eşeğin hayatta kırbaçlanması gibi. Eşek kırbaçlanıyor, kırbaçlayandan da kaçıyor. Dua bu dışarıda. O şekilde gitmez. Fatih soruyor Amasya'dan. Daha önce yerden egomuzu dövüyor. ıstırap bu şekilde demiştik. Az önce manevi ıstıraptan bahsedik. Hangisi? İkisi de var. İkisi de var. Çünkü manevi ızdırabı biz daha hissetmiyoruz ki. Biz şimdi bu dünyanın ızdırabını hissediyoruz. Canımızı sıkıyor yaradan bir takım eylemlerle. Hayatın tadı yok. En basitli maneviyata gelen bir kişi için ızdırap ne? Çünkü bazen arkadaşlar diyor ki ben pek de ızdırap çekmiyordum ki gelirken. Nasıl olabilir? Niye arayışta olasın ki ızdırap çekmiyorsun? Hayatım iyiydi, normaldi diyorlar. Evet, normaldi ama niye arayıştaydın peki? Çünkü normal iyi olan aslında dışarıya baktığım zaman iyi olan hayatımda tat yok. Bu da ızdırap. Tat yok, anlam yok. Bunların hepsi ızdırap. Ama dünyevi. Şimdi bunlar dünyevi ızdıraplar. Bir şekilde dünyevi ızdıraplar bizimle kalmak zorunda. Ufak ufak gelecek tamam mı? Ufak ufak oluyor bu tür şeyler. Daha sonra ilerledikçe dediğim gibi bunları kaldıraç olarak kullanacağız. Maneviyatta ilerlediğimiz zaman ızdırap neden sevemediğim konusuna dokunmakta. Çünkü şimdiki halimiz neden bende yok adamın ızdırabı bu şu anda tamam kim sormuştu Erdal so kim sordu Fatih sordu ama neden bende yok ızdırap bu dünyevi hayatımızdaki eksiklikler tatsızlıklar hoş olmayan koşullar maneviyatta neden bende sevgi yok ızdırabı var Yani neden ihsan edemiyorum? Tümüyle fa bambaşka bir doğa. Tümüyle fa ikisi arasında böyle uzaktan yakına hiçbir alaka yok. İkisi birbirle tümüyle tümüyle zıt iki kutup. O yüzden maneviyatta ilerledikçe sevgimizde nerede eksik olduğumuzu görüyoruz. Bu, bu dünyada ilerleyen adam cebinde nerede eksik var onu görüyor. O yüzden büyük fark var. Erdal sormuş. <laughs> Mesela alkollüyken oku alkollüyken okuma yapmak ya da yaradan düşünmek doğru mu? Güzel soru. Güzel soru. O koşullardan da geçiyor insan. Alışkanlık yapmadan olursa iyi. Bazen adam duygusal ve kafasını dağıtma dağıtma ihtiyacında hissediyor kendisine vesaire. Anlıyorum. Ama fazla alışkanlık yapmadan yaparsan daha iyi. Her ardikerde okuman iyi. O koşullayken de okuyorsan iyi ama fazla alışkanlık olmadan. Ya da özellikle sabah derslerinde önden giden abilerimin pencerenin önünde oturmasının özel bir nedeni var mı? Ne yaparsak iyi, ne yaparsak kötü olur. Bunu anlamadım. Ya da özellikle sabah derslerinde önden giden abilerimin pencerenin önünde oturmasının özel bir nedeni var mı? Ne yaparsak iyi, ne yaparsak kötü olur. Bunu anlamadım. Erdal o sorunu biraz daha netleştir. Biz de bu arada makaleye devam edelim. Kişi yüzünün gizliliği içerisinde ıslah etmek için çalışmak istediğinde, yani yaratanın memnuniyeti için, kişinin çalışması gururunu rencide etmez. Yani yaratanın memnun olmadığı hissi yoktur. Aslında kişi yaratanın liderliğini kabul eder ve şöyle ki kişi çalışmasında yaratanın var olduğu hissini hissetmesini ister ve kişi tüm kalbiyle bu koşulu kabul eder. Bunun böyle olmasının nedeni kişinin kendisini nasıl mutlu edeceğinden değil ama yaradanı nasıl memnun edeceğini düşünmesindendir. Dolayısıyla bu gölge kişiye hayat getirir. Bu güzel. İleride yaradanın ifşası olduğu zaman kişi gölgeleri kendisi yapacak. O yüzden dolayısıyla bu gölge kişiye hayat getirir dediği koşul doğru. <laughs> ileride gölgeleri kişi kendisi inşa edecek. Bir daha okuyalım burası. Hatta bir üst, mak bir üst şeyden okuyalım. Kişi yaratana gölgelerin dünyadan kaldırılması için dua etmez. Aslında kişi şöyle der. Görüyorum ki yaratan benim onunla bu şekilde çalışmamı istiyor. Yani tümüyle mantık ötesi. Dolayısıyla kişi yaptığı her şeyde kişi der ki elbette bu çalışmam yaratanın hoşuna gitmekte. O zaman yüzünün gizliğinde çalışmam ya da çalışmamam neden umurunda olsun ki? Nereden bileceğiz bunu? Yaratan hoşuna gidip gitmediğini yaradanı hissetmiyorsak var mı fikri olan? Yaradanı hissetmiyoruz, bilmiyoruz, görmüyoruz. Nereden bileceğim? Dostlarınız var mı? var. Eğer maneviyatta onların ilerlemesi için yaptığım şey onlara mutluluk getiriyor ise e, aynı şey olmaz mı? Olur. Niye? Çünkü yerden de dışımda. Yerden de dışımda, dost da dışımda. Dostumu kendimin parçası olarak hissetmiyorum ki. Bakıyorum o da bir vatandaş yani benimle alakası falan yok. Yerden de da bir şu anda bir alakamız yok. Görmüyoruz, etmiyoruz. Ama dostuma mutluluk getirirsem, ve onun maneviyatına yardımcı olursam. Ki yaradan herkesi kendisine yakınlaştırmak istiyor. E o zaman ben de diğerlerini yaratana yakınlaştırmak için onlara iyilik yapar ve mutluluk getirir isem o zaman kime mutluluk getiririm? Yaratana. Tamam bu basit bir formül. Bu yüzden dostlar ne kadar önemli? Görüyoruz. Dostlar olmadan olmaz. O yüzden bu şekilde görebilirsiniz. Kişi yüzün gizliliği içerisinde ihsa etmek için çalışmak istediğinden, yani henüz yaradanı falan hissetmiyorken ama ihsan etmek, ihsa etmek istiyor. Yani yaradanın memnuniyeti için ihsa etmek bu, yaradanı mutlu etmek için. Bu yüzden, bu yüzden dostlar amaç değil, araç. Tam kulağa kötü gelebilir. Dostlar amaç değil araç. Ama biraz şey düşünmemiz lazım. Pragmatik. Yaratılışın amacı yardana ulaşmak. Yani neyse şurada yapayım. Yaratılışın amacı yardana ulaşmak. Bunu hiçbir zaman unutmamız lazım. Amaç buraya gelmek. O yüzden grup ona ulaşabileceğim nitelikleri edindiğim yer. O yüzden burası ups araç yaradan amaç. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Başka hiçbir şey değil. Arada başka bir şey de yok. Kişinin çalışması ...gururunu rencide etmez. Tekrar okuyayım bu cümleyi, baştan alalım. Kişi, yüzün gizliliği içerisinde hissetmek için çalışmak istediğinden... ...yani yaratanın memnuniyeti için... ...kişinin çalışması gururunu rencide etmez. Yani yardanın memnun olmadığı hissi yoktur. Aslında kişi, yaratanın liderliğini kabul eder. Ve şöyle ki, kişi çalışmasında yaratanın var olduğu hissini... ...hissetmesini ister ve kişi tüm kalbiyle bu koşulu kabul eder. Bu da önemli. Yaratanın var olduğu hissini hissetmesini ister ve kişi tüm kalbiyle bu koşulu kabul eder. Yani manevi çalışmada <laughs> yaratanın var olduğu hissiyatı olmak zorunda bizde. Neden? Biz bir alma arzusuyuz. Bu hiçbir zaman değişmeyecek. Bu bir şekilde yakıt almak zorunda yakıt almadan hareket etmez. Bu yüzden bir hazzı olması lazım. Haz olmak zorunda yoksa gitmez bu makine. Hayatta gitmez. Kıpmıldatamazsınız. Bir yerde haz görmeli. O yüzden haz bizim inşa etmemiz gereken bir şey grup içerisinde. O da manevi haz. Yani yolda, manevi yolda mutluluk. Yoksa hayatta bu eşeği götüremezsiniz ileri. Gitmez yani. Hazla işliyor. Yakıtı haz. O yüzden bu dünyada da mutluluk peşinde koşuyor. Ama maneviyatta ilerleyebilmemiz için kişi ne yapması lazım? Çalışmada yaradanın var olduğu hissini hissetmesini ister. Ve kişi tüm kalbiyle bu koştu kabul eder. Yani henüz hissetmiyorum ama öyle bir arzum var. Bu yüzden oraya gelene kadar yani yerdanla aramızdaki bağdan haz alana kadar kişi dostlarla aradaki bağdan haz almalı. Dostlarla bağdan haz. Niye bu yüzden sürekli sağ çizgi diyoruz? Sürekli neden sağ çizgiden gitmek durumundayız bu yüzden? Çünkü en azından aramızda, aramızda bir iyi ilişki olsun, en azından aramızda bir mutluluk olsun. Yoksa gitmez bir yere. İlerleyemeyiz. O yüzden haz, mutluluk, şart, alma arzusuyuz. Bu hiç değişmeyecek. <laughs> Bu yüzden çevreyi kişi çok iyi bir şekilde kullanmalı. Bunun böyle olmasının nedeni kişinin kendisini nasıl mutlu edeceğinden değil ama yaradanı nasıl memnun edeceğini düşünmesidir. Dolayısıyla burada yerden henüz piyasada yok. Piyasada olmasını istiyorum ama henüz yok. Bu yüzden ne yapacağım? Dostları nasıl mutlu edebilirim? Grubu nasıl mutlu ederim. İkisi aynı şey. Tamam ev ödevi yapalım bir tane? Ev ödevi vereyim bir tane? <laughs> Yok biz bu yaşları geçtik mutlu. Hangi ev ödevi abi? Boş versene. Sen anlat. Ver mehteri. Devam et. Tamam. <laughs> Yarın sabah hepimiz kalktıktan sonra bir kağıda yazalım. Tamam mı? Bugün ne yaparsam dostları mutlu edebilirim? Bugün sabah tamam bakalım yapacak mısınız o gün? <laughs> tamam bugün ne yapabilirim ki dostları mutlu edeyim? Bakalım sonra her sabah yapabilecek misiniz? Bugün çarşamba değil mi? Hadi perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi yapın, pazartesi akşamı konuşalım. Ne hissettiniz, nasıl oldu? İyi bir egzersiz. Her gün sabah kalkacağız. İlk iş, dostları bugün nasıl mutlu edebilirim diye düşüneceğim ve ne yapacağımı Yazacağım ve yapacağım tabii ki doğal olarak sadece lafta olmaz oraya yazarsın ve yapacağım. Bakalım o grubumuz nasıl şenlik yerine dönecek bir <laughs> bakalım. Tamam Pazartesiye kadar yapalım, yapın. Sonra pazartesi paylaşalım beraber. Ne hissettik? Nasıl oldu? İstemediğiniz anlar oldu mu? Olmadı mı? Bunlar çünkü yapmadan hissetmezsiniz. O zaman izlenim olmaz. Önce yapacağız. Yaptıklarımızdan kendimizi tanıyacağız, bileceğiz, göreceğiz. Ki ondan sonra diyeyim ki ya ben böyle bir varlıkmışım. Aslında kişi yaratanın liderliğini kabul eder ve şöyle ki kişi çalışmasında yaratanın var olduğu hissini hissetmesini ister ve kişi tüm kalbiyle bu koşulu kabul eder. Bunun böyle olmasının nedeni kişinin kendisini nasıl mutlu edeceğinden değil ama yaradanı nasıl memnun edeceğini düşünmesindendir. Dolayısıyla bu gölge kişiye hayat getirir. Bu koşulda gölge altında mutluluk duydum denir yani kişi içinde bulunduğu halde mantının ötesine gittiği koşula imrenir. Dolayısıyla kişi gizlilik içerisindeyken çaba sarf etmezse, hala yaradanın kendisini yakınlaştırması için bir yer varken kişi tembellik eder ise, kişiye öyle bir gizlilik çöker ki kişi o konumda dua bile edemez. Çift gizlilik. Bunun nedeni kişinin yaratana tüm kalbiyle dua etmek için çaba harcamamasındandır. Bu nedenden dolayı kişi böyle alçak bir seviyeye düşer. Şimdi bu önemli. İçinde bulunduğum koşulda demek ki öyle bir çaba sarf etmem lazım ki o çabanın her seferinde duaya gelmem lazım Yaradan'a. Gelemediğim zaman, elimden gelen çabayı sarf etmediğim zaman diyor ki öyle bir gizlilik içine düşer ki Allah kerim. Tamam alçak bir seviye düşer. Çift gizlilik. O zaman yerden falan görmez gözü adam Yoldan falan da düşer yani. Bu yüzden kişinin her bir o yüzden her birinin dostuna yardım etmesi, herkesin birbirini sıkı sıkı tutması çok önemli. Ancak kişi bu koşula gelince de kendisini yukarıdan, kendisine yukarıdan merhamet gönderilir ve kişiye tekrar yukarıdan bir uyanış gelir ne zaman geleceği belli değil. Tamam. 50 yıl sonra ama bir sonraki hayatta mı belli değil. Çünkü sonuçta herkes yerden geri dönecek. O yüzden burada soru işareti. Ve bu tüm süreç devam eder. Ta ki kişi kendisini dua ile güçlendirene, yarıdanın duasını duymasına ve kendisine yakınlaştırıp değiştirmesine kadar. Bu yüzden ne zaman merhamet geleceğini tekrar bilemeyiz. Şimdi yerden ilk merhametine kişinin kalpteki noktası uyandığı zaman. Yani kişi yerden sürekli merhametli ayrı mesele. Ama manevi açıdan baktığımız zaman kişi ilk maneviyata uyandığı zannediyor. Çünkü yaratışın amacına gelmesi için bir neden var. Şimdi bir koşu, bir arzu var diyelim. İçinde daha önce yoktu. İçinde yaratanı keşfetmek, hayatın manasını keşfetmek, keşfetmek, yaratılışın amacını keşfetmek diye bir arz yoktu. Ama kalpteki noktası uyandıktan sonra o zaman bu başlı başına bir yukarıdan yardım. Şimdi bu yardımı iyi kullanması lazım. O yüzden çaba ve özgür seçim denilen koşullar var. Bunları rayına oturması, oturtması lazım. Her koşulu maneviyatta ilerlemek için kullanırsa çaba ve özgür seçim beraber çabasını sarf ederse, özgür seçimini kullanırsa, grup içerisinde yayılıp çabaya gaza basar ise o zaman durumun ıslahı için yerden kişiye ne yapar? Kalbinde dua denilen bir şeyi inşa etmesine yardımcı olur. Duayı da aslında yerden inşa ediyor ama kişinin çabası olması lazım. Çaba olmadan şey hissiyatı olmaz. Ben yaptım hissiyatı olmaz. Yerdandan sadaka aldım hissiyatı olur. O da pazartesi günü açıkladığım konu ko koşul gibi olur. Uygun değil. O yüzden her seferinde kişi çabasıyla duaya gelmeye, onun akabinde kişi öyle bir rutine girecek ki kişinin kafasında sadece her an be an dua olacak. Sürekli burada. Sabitlenecek yani koşul. İstikrarlı bir hale gelecek. Ama kişinin istikrarlı bir şekilde ilerleyebilmesi için ne yapması lazım? Manevi çalışmada istikrarlı olması lazım. Ki sürekli o gelişimden yaradanın yardımını her gün be gün gün be gün alsın. Nasıl gün be gün yemek yiyoruz gün be gün ruhumuzda ışık alsın. Ve bu tüm süreç devam eder. Ta ki kişi kendisini dua ile güçlendirene, yaratanın duasını duymasına ve kendisini yakınlaştırıp değiştirmesine kadar. Güzel bir makale bu. Şemati makaleleri çok güzel. Üzerinden geçmenizde fayda var arada sırada. Buket sormuş. Peki eğitimin kimden geldiğini hissediyorsam ve tüm kalbimle dersleri geçmek istiyorsam ama dersi, dersi geçmek için neyi, neden ve nasıl yapmam gerektiğini anlamıyorsam ve sürekli derste kaldığım gibi bir hissiyattaysam bu nedir? Bu hepimizin başlangıçta olduğu şey. Hepimizde var bu. Bu sıkıntı değil. Tamam kişi sürekli geride kaldığını, acaba bir şey eksik mi yapıyorum, <laughs> yapamıyor muyum endişesi hepimizde var. Hala var, bende de hala var. Geçmez o. Niye? Çünkü her geçerse zaten eksikliklerini arayacak koşulun olmaz. O yüzden olması lazım o. Yaşadığımız her şey, bakın şöyle yaklaşın hayatta. Hayatta hissettiğim ve yaşadığım her şey hissetmem ve yaşamam gerekiyor ki ilerleyeyim. O zaman kendinizde ya da yerden da kusur görmezsiniz. Bizi biz yaratmadık, bizi o yarattı. Bizi yapmasının nedeni bizi aslında sevmesi ve bize bu sevginin karşılığında iyi bir yere getirmek istemesi. Bize bunu yaparken yolda bize egzersizler veriyor. Biz de bu egzersizleri beraber yardım, birbirimize yardım ederek çözebiliriz. Şimdi biraz geri kaldığını hissediyorsan ne yapacaksın? Biraz gaza basacaksın ama her zaman söylüyorum. ...yani gaza basarken dengenizi kaybetmeyin. Tamam. Dünyevi hayatın ihtiyaçları. <laughs> ihtiyaçları. Ne yapmam lazım? Yiyeceğim. Sağlıklı olacağım aileme ailem sağlığım işim ekmeğim vesaire yani dünyeviyatın ihtiyaçları bunları muhafaza edeceğim. Geriye kalan vaktim tam bunlardan arta kalan zamanım, arta kalan zaman manevi e bunu verimli bir şekilde yapıyorsanız sıkıntı yok ki. Günde 24 saat var kişi anca yapabileceğini yapar yani. O zaman stres yaşamazsınız. Ama bu hissiyatların bu hissiyatlar olması da lazım. Çünkü bu hissiyatların olması diyor ki buraya ekleyebilirsin hala diyor. Dediği o. Tamam mı? öyle bir hissiyat. Buraya hala ekleyebilirsin. Yani burada burada taviz verebilecek koşulların hala var gibi olabilir. Tamam. Ama bunu kişi şimdi seçip de ben şimdi bunlardan taviz vereceğim diye yapmamalı. Biz kendimiz kısıtlamıyoruz kendimizi. Bu yanlış olur. O yüzden ne yapmam lazım? Maneviyatın önemini almam lazım benim için önemli olur ise hayatın gereksiz şeylerini kafayı takmadan bırakabilirim. Kısıtlama yapmak bu. Kısıtlama yapmak ben şimdi bunu yapmayacağım ama canım çok istiyor muhabbeti değil. Canım çok istiyor ve o zaman kısıtlama yapamazsın. O zaman zaten canı gönülden de olmaz. Kısıtlama demek şu. Yaradan daha önemli. O yüzden ne yapma? Bugün çarşamba. Arkadaşlar sinemaya davet ettiydi. Ya gideceğiz yine Hollywood fantasy seyredeceğiz. O mu? Cık, yok abi yerden daha önemli. Şimdi bu, bu kişinin içinde rahat ettiği bir şekilde olması lazım. Tamam. O yüzden önemi nereden alacağım? Sadece çevreden alabilirim. Nasıl bana Hollywood'un önemini veriyor çevrem, dışarıdaki çevre. Hollywood önemli diyorlar. Grup da bana demeli ki yerden önemli, Hollywood önemli değil. Yerden önemli. O zaman kısıtlama yapabilirim. O zaman kafayı takmam da niye? Çünkü kısıtlama yaptığım şeyler gereksiz şeyler olacak. Hani bu analiz, bu iç analiz, bu kişinin kendi içinde netleştirmesi gereken şeyler. Ben örnek olarak veriyorum. Ama bu her şeyimiz için öyle. O yüzden bence stres yapacak koşul değil bu. Bence kişinin iç analiz yapması için iyi bir durum. Ay, hepimizin yaşadım bu şeyleri ben de yaşadım. Herkes yaşayacak. Yani iyi çalışan herkes yaşamak durumunda. Her zaman eksik olduğumuzu hissedeceğiz. Hissettirecek biraz daha yapabilir miyim? Nerede ekleyebilirim? Belki düşüncede ekleyebilirim. Bel, yani bulaşıkları yıkamam lazım ama belki bulaşıkları yıkarken dostları düşünmeliyim. Dostlar için neler yapabilirim belki onu düşünmeliyim. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Bunların hepsi biraz çalışmayla ustalık edineceğimiz şeyler. O yüzden bence stres yapacak bir şey yok. Grubun akıntısıyla güzel güzel gitmekte bence fayda var ki bu yaşadığımız şeyleri anlayış ekleyelim, ilerleyelim o şekilde. Şey demiş burada Erdal. Sormak istediğim çalışma yaparken niyet dışında yapmamızın doğru ya da yanlış olduğu şeyler var mı? Yok doğru ya da yanlış yaptığımız şeyler yok. Maneviyata geldiğimiz zaman kişi ne yapacağını da tam olarak bilmiyor. Niyet ne onu bile bilmiyor kişi. niyet ne bilmiyoruz. Bize gelip birileri anlatıyor niyet ilk etapta şu demek vesaire ama daha sonra esas kabalistler diyor ki esas niyet perde. Yardanı hissettiğimiz bir duyu vesaire demeye başlıyor. Şimdi burada kişi geldiği zaman <laughs> ilk etapta niyetimiz ne? Hayatın boşluğundan kurtulmak, anlamsızlığını çözmek, bir cevap bulmak hayatımızı. Tümüyle egoistçe alma arzumuzla niyetimiz kendimiz için sorun yok. Sorun yok, öyle olması lazım zaten yoksa aramazdık. O yüzden kişinin yapması gereken şey burada. Niyetim doğru mu, yanlış mı? Önemli değil. Grupla çalışmaya gelmek. Hepimizin niyeti ilk başta yanlış, belirsiz, ta ki kişi ilerleyecek, niyet denilen şey çok netleştirilmesi gereken bin bir izlenimden geçtikten sonra yaradanın yardımıyla yani yaradanın yardım ne demek? Yaradanın ifşasıyla ondan esas niyetin nasıl olması gerektiğini öğrendiğimiz zaman olur. O şekilde. O yüzden sorun yok. Kişi her çalışıyor ise yavaş yavaş ne olacak? Yavaş yavaş manevi çalışmada etkilenecek. Evet. <laughs> yerden ışığıyla etkilenecek hepimiz. Burada grup var. Hepimiz o şekilde hem duygusal olarak gelişeceğiz. Bayağı duygusal olarak gelişeceğiz. Çok duygusal şeyler yaşayacağız. Zamanla üstüne de akıl inşa edeceğiz. O şekilde. O yüzden sorun yok. Sabah dersinin önemi egoya karşı zor bir zaman olması mı yoksa günün özel bir anı mı? Günün özel bir anı. Hem günün özel bir anı. Neden özel bir an? Herkesin uyuduğu zaman. Şimdi bak. Düşünceler diye bir şey var. Tamam? Mı? Düşünceler. Şöyle bir şey diyelim. Diyelim ki tüm tüm ülke gece vakti. Tamam akşam. Akşam. Bulunduğumuz yerde diyelim akşam. Herkes uyuyor. Uyuduğu zaman hiç kimsenin düşünceleri yok, niyetleri yok. Herkes mışıl mışıl uyuyor ölüler gibi. O yüzden aramızda düşünce denilen şey insanın arasında olan bir şey. Tamam Düşünce hiçbir zaman kişinin içinde değil. İnsanların arasında. Yani havada gibi. Tamam Şimdi gündüz vakti bu yüzden sürekli aklımıza bir şeyler gelir. Sürekli. Da, 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 da. Gün içinde özellikle işteyken, şuradayken, buradayken adamın aklına bin bir fikir gelir. Niye? Çünkü düşünceler var aramızda. İnsanoğlunun arasında hep düşünceler gezgin. Hiçbir zaman beynimizde değil düşünce aramızda. ...gecenin o saati ise... ...bunlar... ...ölü. O yüzden gecenin... ...zifiri karanlığında özellikle üç... ...gecenin üçü... <laughs> ...uykunun en tatlı olduğu zaman. Ama okumuşsunuz her yerde... He, ...gece... İki beş arası iki altı arası böyle uyku tatlı güzel böyle hiç istemez. Özellikle kışsa sıcak sıcak. <laughs> bir etrafta düşünce yok kişi çok iyi odaklanabilir net. İkincisi egomuza da tam bir hadi bakalım en tatlı anda kalk dersek git. Allah'tan merkez falan yok. Kışın karda kışta kim gidecek merkeze? Hı? yağmurda, soğuk havada. Zor. <laughs> Akşam gece kışın kalkmak bile zor. Ha? Yataktan, yatak odasından kalkacağım, salona gideceğim ya da çalışma odasına gideceğim, bilgisayar açacağım, derse katılacağım. Ha? Sabah vapurda dinlerim, boş ver. Doğru. O yüzden bu düşünceler ölüyken ama herkes ölüyken kişi maneviyatı çalışır. Daha iyi odaklanır. Net. O yüzden özel bir zaman. Fatih sormuş Amasya'dan. içsel hissiyatlarımı direkt doğru gibi mi kabul edeceğim? Yoksa rehbere onaylatmam gerekiyor mu? Onaylatırsam dinci gibi mi olurum? Hissiyatınızın doğrusu yanlışı yok arkadaşlar çalışma metodunun doğrusu yanlışı var. Tamam mı? Çünkü ne hissedeceğimizi kim tayin ediyor? Yerden tayin ediyor. Şimdi ben gelip de hey bunu hissediyorsun çok yanlış. Çok hmm. yanlış desem ne olacak ki? Hissetmişsin zaten oldu da bitti maşallah olmuş yani. Yani yapacak bir şey yok ki orada. <laughs> Burada doğruydu yanlıştı diye bir şey yok. Ne duada ne ne hislerimde, ne düşüncelerimde, ne arzumda, içimde ifşa olan hiçbir şeyde bu doğru bu yanlış diyemeyiz. Yok öyle bir şey. Kişi sahibi değil ki aklınıza şimdi bir fikir geldi. Yani löp diye geldi. Önceden bunu kontrol etmek gibi bir mekanizmanız yok. Yok artık şu anda hiçbir şey düşünmeyeceğim, düşünmeyeceğim, düşünmeyeceğim diyemezsiniz ki. Hı? Ne yapabilirsiniz ancak? Çalışmayı yapabilirsiniz. Rehber size neyin doğru yanlış olduğunu çalışma metoduna göre söyler. Oy. Aman tanrım. Bu neymiş? Tamam şöyle yapalım. Yeni bir sayfa açalım. Rehberden öğreneceğiniz şey bir tek şey var öğreneceğiniz benden. Metod. Başka hiçbir şey yok. Rehber sadece yolu gösterir. O kadar. Yolda doğru giderse kişi ilerler. Rehberle gitmek gibi bir yere. Tamam, ne yapıyor? Turist rehberi gösteriyor size işte. Burada bu var, burada şu var. Ben de ne yaptım bakın bütün derste. Maneviyatta ilerlerken bunlara dikkat edin. Bunlar adama çelme. Ne yapıyorum size? Yolu gösteriyorum. Bak şimdi burada sağ tarafta böyle bir durum var. Buna dikkat edeceksin. Ayağın buraya sıkışmayacak. Ama orada bunun olduğunu bil. Yani oraya geleceğiz birazdan. Birazdan geldiğimiz zaman sen dikkat etsen iyi olur. O yüzden rehber öğretiyor, yolu gösteriyor, yol gösteren. Metodu edinmek, almak istiyorsan yol gösterene pasifize olacaksın. Yani kendi mantığını bırakacaksın, rehberin mantığına çıkacaksın. Yani onun aklını edineceksin. Onun aklına nasıl edinebilirsin? Ona pasifize olarak. Yani egonu tümüyle susturarak. Böyle çalışacağız, tamam hocam. Böyle yapacağız, tamam hocam. O şekilde, başka türlü olmaz çocuklarımızı da düşünsenize anne baba yetiştiriyor olmasalardı, olmasaydı hayvan gibi büyürlerdi. O anne baba var ki hayvan gibi büyümüyorlar. Anne babaya çocuk doğal olarak pasivize oluyor. Doğasında var diyor ki annem babam ne derse evet deyip yapıyor. Pasivize doğal bir pasivize olma. Maneviyatta doğamıza karşı olduğu için bu olay zor. Zor. Ya kim kendisini pasifize etmek istiyor ki? Var mı öyle bir şey? Yok. Ama pasifize olmadan, egomu eğmeden, kendimi bükmeden, boyun eğmeden gitmez. Bir yere gitmez yani. Bu olay bundan ibaret. O yüzden yaşadığımız hiçbir şey doğru, yanlış şu değil. Sadece rehbere manevi yolda giderken manevi yolda pasivize olacağız. Manevi yolda diyorum bak. Başka bir şeyde pasifize olmanıza gerek yok. Başka bir şey. Zaten öğretmiyorum size. Maneviyatta yola pasifize olmak. O da rehbere de pasifize olmak değil. Ama bana da pasifize olmanıza gerek yok. Yola eğer edinmek istiyorsanız o da çalışmayı yapmak istiyorsanız öğretiye yani rehbere pasifize olmak demek öğretiye pasifize olmak demek. E, o bana öğretiyorsa o zaman onu büyüğüm olarak alacağım. Ona göre davranacağım. Olay bu. O yüzden rehberin rehberin de sizin manevi gelişiminiz dışında bir şeyle pek bir işi yok. Görüyorsunuz pek de bir şeyim. Dünyevi hayatınızda hiçbir etkim yok. Olması da gerekmiyor. <laughs> Dünyevi hayatın prensipleri belli zaten. İşim olacak, ekmeği kazan, ekmek paramı kazanacağım. İşte aileye bakacağız, ekmek parası, kılık kıyafetimle yani çıplak gezmeyeceğiz, üstümüzde bir gemlek olacak, gerisin işte maneviyat. Basit. Ama yani maneviyatta ilerlemek istiyorsanız, metoda, öğretiye, rehberin söylediklerine uymak zorundasınız. Başka türlü olmaz. Bir de gruba zarar vermeyeceksiniz. Kasten hele asla kabul etmediğimiz bir şey. Öyle bir şey olursa da hemen zaten uzaklaştırıyoruz. O yüzden kişi hata yapabilir. Ama kasten yapmaya başlarsa sıkıntı. O, durum bu. Başka doğrusu yanlışı yok. Tamam. Dinci gibi olmazsınız o yüzden. Dediğim gibi çalışırsanız dinci gibi olmazsınız dinci gibi olmak, gerçeği edinmeden gerçekmiş gibi inanmak demek. Başkasının söylediğine gerçekmiş gibi inanana dinci denir. Ben size öyle yetiştirmiyorum. Ben size hep önce hissiyata yönelik eylem. Ne yapıyorum? Bir takım şeyleri yapmamız lazım ki yaptıklarımızdan izlenimimiz olsun, hislerimiz olsun. Daha sonra ne yapacağız? Bu hislerin Yaratan'ın bize olan ilişkisiyle yönlerimizi oturtacağız. Rayına oturtacağız yani. Yaşadıklarımızı yerdana yönlendireceğiz. Bu yönlendirme vasıtasıyla ne yapacağız? Yaşadığımız her şeyle yavaş yavaş ben dostlar yaradan, ben dostlar yaradan o şekilde raya gireceğiz. Kendimize bir yön bulacağız. O. Gerçek ne zaman gerçek? Gördüğünüz zaman Hazreti Ali'ye sordukları gibi ne demişler? Hazreti Ali'ye sormuşlar. Allah'ı gerçekten gördün mü diye. Ali ne demiş? Görmeseydim inanmazdım demiş. İnanç görürseniz olur. Yoksa kuru kuru inanç. Tamam. O yüzden rehbere de inan ya da kabaliste inan falan yok bizde. Bize bir metod var. Gel çalışalım diyor kabalistler. Çalışırsak şunları yaşamamız lazım. Bakalım yaşıyor muyuz? Çünkü bize bunları yaşayan adamlar yazmış. Roman gibi. Ne diyorum? Ya da bir yere giden rehber gibi. Diyor ki biraz ileride sağda bir nehir var. Gidiyorum biraz ileride ama sağda nehir varmış. Yazmış ve var. Kabala çalışmak öyle bir şey. <laughs> bu, bu ayara da dikkat etmeniz lazım. İyi ki sordun. Ayara dikkat etmeniz lazım. Evet rehberin ...dediklerini yapacaksınız. Ama manevi yolda ilerleme yolundaki şeyler... ...elbette. Başka bir şey isteyecek halimiz yok sizden. Ha. İyi anne baba ne istiyor? Çocukları akıllı olsun... ...erdemli olsun. Rehber de maneviyatta öğrenciler... ...akıllı ve erdemli olsun olmasını ister. Bunun ötesinde bir şey istemez rehber. Başka bir şey isteyen bir rehber görürseniz... ...dikkat edin ona. Şimdi sevgili arkadaşlar bugün dersimize bu olumlu noktayla güzel bir şekilde tamam diyoruz Öde Ödevi unutmayın. Ha, özellikle ödev vermemin nedeni. Bir bakın yapın bakalım ne yapıyorsunuz. İyi bir şeyler yapabildiniz. iyi bir fikir verdim yerden. Hatırlayacak mısınız bakalım sabah kalktığınız zaman arkadaşlar için bir şey yapmayı yazacaktım. Bakalım hatırlayacak olan var mı? Bakalım bunu beş gün mü? Çarşamba, bugün çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi. Beş gün yapabilecek birisi var mı? Tamam. Bakalım. Bir de şunu da not alın. Yaparken aklınıza yabancı düşünceler geliyor muydu? Ya da yaparken size engel olan bir şeyler geliyor mu? Tam yazacaksınız. Eşiniz çağırdı. Tı. Niye şimdi çağırıyor? 10 dakikadır dut diyemiş bülbül gibi. Ama şimdi beni çağrısı geldi. Ya da birden çocuklar geldi. Neredeydiniz yarım saattir? Bunları da not alın. Neden? Çünkü kişiye kişiye engel dostlar için bir şey yapmaya geldiği zaman gelir. Yani o zaman engel gelir. Bu yazın onları da. Tam dostlar şunu yapacaktım telefon çaldı. Beni ofisten aradılar. Ya da ne bileyim annem aradı. Ya da şu bu. Yazın onları da. Sizin için de sonra baktığınız zaman ilginç olacak. Sonra dersiniz ki ah mutlu söylediydi. Hepimizin başına gelen şey. Dosta bir şey yapacağımız zaman aklıma birden garip bir düşünce gelir. Ya da eliniz acaba uzaktan kumandaya gidip televizyona basıyor mu? Bir de televizyonu da dinleyeyim. Arkada çalsın ne olacak ki? Aynı zamanda yaparım. Hani çok akıllıyım ya iki işi aynı anda yapabilirim. Bakın bakalım kendinizden yaptığınız otomatik çünkü olacak. Tamam? Otomatik. Bir düşünmeden refleksif bakalım ne tür şeyler yapacaksın. Bu kişinin kendisini tanıması için güzel şeyler bunlar. Dostlar için bir şey yapmaya çalıştığınız zaman önünüze ne tür engeller geliyor? Düşüncede, eylemde, dış dünyadan, şurada burada refleksif olarak yaptığınız şeylerden ya da kalkayım bir çay koyayım ondan sonra yazayım. Çayımı içerken yapayım gibi şeyler geliyor mu, gelmiyor mu? Bakın. <laughs> Yazın bir güzel. Ondan sonra pazartesi konuşuruz. Tamam. Kendinize iyi bakın. Hepinize şimdiden güzel bir hafta sonu. Sevgiyle kalın. Pazartesi görüşürüz. İyi akşamlar.